Değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün 16 Mart 2024 Ramazan ayının 6. günündeyiz. Bugün sizlerle buluşmak için biraz geciktik. Sohbetimizi bugüne kadar hep iftardan önce yapıyorduk, yayına alıyorduk. Ancak bugünlük iftardan sonra bir araya gelmemiz nasip oldu. Ama ara vermeyelim, yine sohbetlerimize devam edelim istedik. Bugün üzerinde duracağımız, sizlerle birlikte müzakere edeceğimiz, istişare edeceğimiz ve okuyarak, anlamını bilerek, üzerinde yorum yaparak yine bir ayeti sizinle birlikte paylaşmak üzerinde kısaca sohbet etmek istiyorum. Ayetimiz yine Kur'an'ın en uzun suresi olan Bakara suresinin 170. ayeti. Çok önemli ayetlerden bir tanesi. Her ayet önemli ama insanın hayatına etki etmesi anlamında, yön vermesi anlamında tabi ayetlerin de kendi içinde bir sınıflandırması söz konusu olabiliyor. Bu anlamda tevhid üzere olmak veya şirk üzere olmak, hak üzere olmak, batıl üzere olmak, hidayet üzere olmak veya dalalet üzere olmak, iman üzere olmak veya küfür üzere olmakla ilgili bu hususu ifade eden, bunun ilkelerini ortaya koyan çok önemli bir ayetle sizlerle birlikteyiz. Birlikte okuyalım ve biraz üzerinde müzakere edelim, sohbet edelim değerli dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 170. ayet. Açıp herhangi bir Kur'an'dan, mealli bir Kur'an'dan birlikte okuyabiliriz veya daha sonra açıp okuyabilirsiniz. Katıldığınız nokta varsa, evet doğru, katılıyoruz. Katılmadığınız nokta varsa da ben sizin gibi anlamadım tabii ki diyebilirsiniz. Bu konuda da istifade edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olunuz dendiğinde. Kimler bunlar? Şimdi hatip kim? Allah Celle Celaluhu'nun peygamberleri hatip. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun. Allah bana vahiy ile belli umdeler, belli ilkeler bildirdi. Buna uyun dendiğinde قالوا, muhatapları dediler ki, o muhatapları بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Hayır, biz Allah'ın indirdiğine değil, atalarımızı bulduğumuz ilke ve umdelere tabi oluruz. Onlar nasıl yapmışsa biz de öyle yaparız dediler ve Allah'ın peygamberlerine karşı çıktılar. Allah'ın indirdiğine tabi olmadılar. Atalar dini dediğimiz atalarının yoluna uymayı tercih ettiler. Şimdi değerli dostlar, Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğine tabi olun dendiğine göre ayeti kerimede Allah'ın indirdiği nedir? Dört temel husus vardır. İnanç ilkeleri, Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği inanç ilkeleri var. Bunlara tabi olacaksınız. İki, ahlaki umdeler var. Ahlaki ilkeler, umdeler var. Üç, ibadet usullerimiz var. İbadet usulleri, tapınmayla ilgili bir insanın yaratanına, yüce gördüğü zata, ilaha, Rabbe kulluğunu ifade eden, ona tapınmasını ifade eden ibadet usulleri vardır. Bir de salih ameller dediğimiz insanların hayrına, faydasına yapacağımız işler vardır. Şimdi bu dört hususla ilgili Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiğinde buna tabi olanlar tevhid üzere
olmuş olurlar. Haliyle muvahhid olurlar, mümin olurlar, Müslüman olmuş olurlar. Peki buna karşı olanlar ne durumda olmuş olurlar? Bunlar da Allah'ın indirdiğine tabi olmadıklarından Allah'a kulluk etmemiş, onun koyduğu ahlaki umdelere göre hareket etmemiş, insanların faydasına güzel ameller yapmamış olurlar ve haliyle bunlar tevhid üzere değil şirk üzere olmuş olurlar, iman üzere değil inkar üzere olmuş olurlar, hidayet üzere değil dalalet üzere olmuş olurlar ve dolayısıyla Allah'ın razı olmadığı bir yolu kendilerine yol edinmiş, sırat-ı müstakim dediğimiz Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Değerli dostlar, şimdi burada Allah'ın indirdiğine tabi olmayanlar kendilerine atalarımızın yoluna uyarız şeklinde bir yol tercih ediyorlar. Bunu benimsiyorlar. Allah'ın indirdiği var. İki tane temel yol var anladığımız kadarıyla şimdi. Allah'ın indirdiği bir yol var. İnanç, ahlak, ibadet ve amel anlamında Allah'ın tabi olmamızı istediği bir yol var. Bunun karşısına ister atalarınızı koyun, ister nefsinizi koyun, ister bir başka insanın ortaya koyduğu ideolojiyi koyun, fark etmez. Allah'ın indirdiği yoldan inhiraf etmiş olursunuz. Şimdi bir ayeti kerimede mesela şöyle buyurulur. Nefsini, hevasını ilah edineni gördün mü? Yani bu kimseler Allah'ın indirdiğine tabi olmamışlar, hevalarının dediği şekilde hareket etmişler. Yani onlar da yine şirke düşmüşler. Burada atalarının yoluna uydukları için Allah'ın indirdiklerine karşı gelmiş oluyorlar. Öbür taraftan hevasını ilah edinenler, hevasının, keyfinin, çıkarının, menfaatinin doğrultusunda hareket edenler yine Allah'ın indirdiği yola mukavemet etmiş, asi olmuş ve yine sırat-ı müstakimden ayrılmış oluyorlar. Değerli dostlar, tevhid üzere olmanın en büyük delili Allah'ın indirdiğine tabi olmak imiş demek ki. Temel ölçümüz bu olacak, bu olmalı hayatta. Bu anlamda Allah Celle Celaluhu devamında ayetin şöyle buyuruyor. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Ataları, babaları, dedeleri akletmeyen, hiçbir şeyi akletmeyen ve doğru yolda olmayan, hidayet üzere olmayan kimseler olsalar da mı onların yoluna tabi olacaklar diye Allah Celle Celaluhu bizleri uyarıyor. Değerli dostlar, son özetleme anlamında tabii şunu ifade edelim. Allah'ın yolundan ayrılmanın iki türü olur. Ya Allah'ın indirdiğine eklemeler yaparak ya da Allah'ın indirdiğinden eksiltmeler yaparak Allah'ın indirdiğinden hoşnut olmamış ekleme ve çıkarma yaparak nefsimizi hevamızın işine katmış ve şirk koşmuş, nankörlük etmiş oluruz. Bu anlamda Allah'ın indirdiği bizim için esas olmalıdır. Temel ölçümüz Allah'ın indirdiğine ne ekleme yapmak olmalı ne de eksiltme yapmak olmalı. Allah'ın indirdiklerine ek farzlar ihdas etmek, Allah'ın yasaklamadığı haramlar ihdas etmek nasıl bir şirkse, Allah'ın indirdiği hükümleri reddetmek, onları kabul etmemek ve Allah'ın indirdiği hükümlerin yerine kendi hevamızdan olsun veya herhangi bir ideolojiden başka bir insanın ortaya koyduğu ilke ve inkılap umdeler olsun fark etmez. Allah'ın indirdiğine tabi olmayanların durumu inkar üzere olmak, şirk koşmak, hidayet üzere değil dalalet üzere olmak ve Allah'ın yolundan ayrılmak olmuş olur ki
Allah hepimizi muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri indirdiğine tabi olan, tevhid üzere, hidayet üzere olan kullarından eylesin. Hevamızın arzu ve isteklerinden, başkalarının ideolojilerinden bizleri muhafaza eylesin. Bizlerine yalnızca kendisine kul, Resulüne de ümmet eylesin. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İftarlarımız geçtiğine göre şimdilik hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.